Bu videoda ondalık sayıları nasıl sıralayabileceğimizi öğreneceğiz. Elimizde 1,001, 0,113 ve 1,101 sayıları olsun ve bunları küçükten büyüğe doğru sıralamak istiyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun. Elinize kalem, kağıt alın ve bu sayıları benden önce kendi kendinize sıralamaya çalışın. Peki, birlikte yapmaya hazır mısınız? Sayıları sıralamam gerektiğinde ben işe en büyük basamakla başlamayı tercih ediyorum. Bir bakalım, bu sayıların en büyük ortak basamağı birler basamağı. Bunun bir tane birliği, bunun sıfır tane ve bunun da yine bir tane birliği var. Buna dayanarak aralarında birler basamağı en küçük olanın ya da en az birliği olanın en küçük sayı olduğunu söyleyebiliriz. Biliriz, öyle değil mi? Evet hemen yazıyorum. Bu sayılar arasındaki en küçük sayı 0,110 3. Harika. Şimdi de 1,001'in mi yoksa 1,101'in mi daha küçük olduğuna karar vermemiz lazım. Sıradaki basamağa geçelim ve bakalım hangisi daha küçükmüş. Sırada onda birler basamağı var ve bu iki sayının birler basamağı aynı ama bunun onda birler basamağında 0, bunun ise 1 var. O halde sağdaki sayı bundan daha büyüktür. Evet, bu sayının bundan daha çok onda birliği olduğuna göre bu bundan büyüktür. Birler basamağı aynı ama onda birler basamağına baktığımızda bunun daha büyük olduğunu görüyoruz ve artık yani bundan sonra ne olduğunun da pek bir önemi yok. Küçükten büyüğe sıralarken sıradaki küçük sayı hangisiymiş? 1,000 1, Bundan sonra da bunu yani 1,101 yazacağız ve işimiz bitecek. Bir tane daha yapalım mı? Bu sefer de 0,424, 0,343 ve 0, 443'ü küçükten büyüğe sıralamayı deneyelim. Ne duruyorsunuz? Hemen videoyu durdurun ve bu sayıları kendi kendinize sıralamaya çalışın. Yine az önceki gibi en büyük basamakla başlayın ve sonra da sola doğru ilerleyerek sayıların basamak değerlerini karşılaştırın. Peki, bu sayıların hepsinin birler basamağında sıfır var. Başka bir deyişle bu basamağa bakarak hangisinin en küçük olduğunu söylememiz mümkün değil. Onda birler basamağına geçelim. Burada dört tane onda birlik Burada 3 tane ve burada da 4 tane onda birliğimiz olduğuna göre yüzde birler ve binde birler basamağına geçmeden bunun aralarındaki en küçük sayı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yazıyorum. En küçük sayı 0,343. Geriye bu ikisi kaldı. Birler ve onda birler basamakları aynı olduğuna göre yüzde birler basamağına bakalım. Burada iki tane yüzde birlik, Burada ise 4 tane yüzde birlik var. Bundaki yüzde birliklerin sayısı bundakinden küçük olduğuna göre soldaki daha küçük bir sayıdır diyebiliriz. 0,424 ve son olarak da 0,443. Birler basamağı hepsinde aynı. Bundaki onda birlikler bundan fazla. Bununla aynı sayıda onda birliği var ama yüzde birliklerinin sayısı sayısının bundakilerden fazla olması, bunların arasındaki en büyük sayının 0,443 olmasını sağladı. İşte bu kadar.